Nedir bu bloklar? Temel olarak üçe ayrılıyor. Aslında bunların en önemlisi normal blok dediğimiz kısım. Normal blok nedir? En temel blok aslında budur. Begin end blokları. Yazdığınız PresQL sorgularını begin end blokları içerisinde yazarsınız. Bu en basit ve normal blok içerisine giriyor. Bunun bir de tanımlama kısmı var. Bu da opsiyonel. Bir değişken tanımlamak begin end blokları içerisinde bir değişken kullanacaksanız sonuçta bunu bir yerde tanımlamanız gerekiyor. Bu tanımlama işlemi de declare içerisinde yapılıyor. Bir tane daha opsiyonel var. O da hatayı yönetmek için begin end içerisinde herhangi bir hatayla karşılaşacaksak bu hatayı bizim istediğimiz şekilde yönetebileceğimiz alan. Bu da exception kısmı. Örneğin şöyle bir şey isteyelim. Bir select sorgusu yapacağız begin içerisinde. Diyorum ki ID değeri bir dinamik değişken üzerinden gelsin. Bir değişkene değer atayım. Oradan bana değer gelsin. Ben bunu filtreleyeyim. O zaman select burada yapacağım. Ver sütun ID dedim. Burada dışarıdan bir değişken olacak. Örneğin değer ID. Burası nümerik bir alansa şu şekilde tanımlayarak ben diyorum ki declare içerisinde bu değişkeni tanımladım. Bu değişkeni içeride kullanacağım. Ama tanımlama kısmı burası. Doğrudan burada tanımlanır. Yukarıdan aşağı okunarak geldiği için. Select'in sonunda bunun değeri neyse değer ID'nin burada o filtrelemeyi gerçekleştirir. Peki. Burası buraya kadar normal çalışma yöntemi. Ben başlangıç değeri vermek istersem fikri olan var mı? Değer ID'ye başlangıç değeri vereyim. Hani dışarıdan değer vermeyeceğim sadece. Evet. Programlama dillerinde de hatırlarsanız başlangıç değeri atama işlemi var. Burada da number olarak diyorum ki
Örneğin 100 nolu employee getirsin. Bu başlangıç değer atama işlemi. Değer atama işlemi PLSQL'de 2 nokta üst üste eşittir ile yapılıyor. Bunu unutmayın. Bu anlamda biraz farklı diğerlerinden. Mesela SQL Server'da sadece eşittir ile. Burada bu şekilde. Buradaki eşit ile buradakinin farkı da bu. Yukarıda dikdörtgen kısmında bir değer atama işlemi var. Burada ise bir karşılaştırma işlemi. Kafanız karışmasın burada. Temel anlamda normal bloğumuz bu şekilde. Bunu çok sık kullanacağız. Hatta iç içe bloklar olacak. Bunlarla da aslında kafanızı karıştırabilecek nokta aslında bunlar. Birden fazla yapı kuracaksanız iç içe bloklar olması gerekecek. Mesela kodunuz doğrudur. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama yazdığınız kodu örneğin içeride farklı bir backend içerisine almanız gerektiği için siz de almadığınızdan dolayı hata verecektir. Yani doğru şekilde kapanmadı vesaire diye. Bundan dolayı aklınızda bulunsun. Bu bloklar çalışmak için, programın çalışması için önemli. Bu da bizim PLSQL'deki fonksiyon bloğumuz. Temel kullanımı tabii ki. Daha önceki derslerde yaptığımız gibi şu yukarıdaki kısmı create or replace function olarak düşünün. Temel anlamda function, fonksiyonun adı. Daha sonra bu fonksiyon örneğin bir kullanıcı bilgisini getirecek. Kullanıcının adresini vereceğiz. O bize içerikleri, bilgileri getirecek. O zaman diyoruz ki şurada kullanıcı ID olduğunu düşünelim. Bu da tipi integer olsun. Fonksiyonlar yapısı olarak geriye değer döndürmek için tasarlanmıştır. Birazdan göstereceğim. Prosedürlerden farkı da bu. Değer döndürürler geriye. Bu nedenle diyorum ki return geriye dönüş tipi number olacak. Is neyi döndürecek?
Burada değer diye bir değişken tanımladım. Tanımlama. Bunun da tipi number. Değer number dönecek. Tanımlamayı yaptım. Number. Bunların uyuşması gerekiyor. Yani aldığı parametreyle döndürdüğü parametreyi karıştırmayın. Sonrasında begin end bloklarımız ve neyle başladıysam onunla kapatıyorum end'i. Bunu da bir standart haline getirin. Öneririm. Blokların karışmaması için. İçeride bir select'imiz var. Select dedim ki geriye döndüreceğim değere bir değer vereceğim ki onu döndüreyim. Herhangi bir sütunun değerini bir değişkene aktarmak için into keyword'u kullanılıyor. Örneğin select kullanıcı ID olsun. Kullanıcı ID into değer dediğinde değer değişkenine kullanıcı ID bu sorgu sonucuna gelecek kullanıcının ID'sini verir. Sonrasında da bunu return ile geriye döneriz. Bakın değer tanımladım geriye dönecek. Into buna değeri ver. Geriye döndür. Neye göre filtreleyeceğim? Dışarıdan gelen integer değişken filtreleme için kullanılacak. Kod yazma alışkanlıklarına göre değişen bir durum var burada. Mesela kafanızı karıştırabilecek başlangıçta şu şekilde yazarsam kafanız karışabilir ama yaptığı şey aynı sonuç olarak. Bu biraz daha hani, anlaşılır gelebilir kimine göre, kimisine göre de kod yazım standardı olarak bu şekilde tercih edilir. O yüzden yapısını doğru kavramanız gerekiyor. Bu şekilde ufak bir farklılık olabilir. Karşılığında TSQL var. Yani rakip olacaksa TSQL'e özellik eklemesi lazım. SQL Server buraya. Öbürü bir ORM katmanı aracı. Hatta geçen ders söylemiştim. SQL Server'da sequence yoktu. İşte sonradan Oracle'dan bu özellik alındı. Şimdi SQL Server'da da sequence var. Ya da varchar2 veri tipi yoktu. SQL Server'da. Şimdi var. Hatta multiple insert falan yoktu yine SQL Server'da. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2008 versiyonunda getirildi. Bu Oracle'da vardı mesela. Vardı. Oracle'ın ne avantajı var? Sonuçta ilk geliştirilen veri tabanlarından birisi. Ve en güçlü, o dönemin en güçlüsü olduğu için büyük firmalar Oracle tercih ediyor. Oracle'ın rakibi de yok o zamanlar. Bundan dolayı da firmalar işte daha fazla Oracle kullanıyor, büyük firmalar kullanıyor. Bir yazılımın geleceğini belirleyen şey kullanılan, o yazılımı kullanan firmalardır. Ya da kullanıcı fark etmiyor.
sıradan kullanıcı da olur. Çünkü siz bir şey geliştirirken bir şey yapamadığınızı düşünüyorsanız onu geri bildirim olarak firmaya gönderirsiniz. Sizde de öyledir hep. Size sürekli hatalar geliyor değil mi? O hataları düzeltiyorsunuz. Sizin firmanın değerini artıran şey o hataların geri bildirimi aslında. Çünkü sistem gelişiyor bu şekilde. Oracle'da bu mantıkta mesela adamlar diyor ki biz şunu yapamıyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Ne? O zaman diller de bu kadar gelişmiş değil. Haliyle bunlar sürekli PLSQL'e yeni özellik ekliyor. Bu geri bildirimlerden dolayı da PLSQL daha da güçleniyor. Çünkü en büyükler kullanıyor. Mecburen gelişmesi gerekiyor. Böyle bir avantajı var. Prosedür blokta yine fonksiyonlarla prosedürler bir nevi kardeştir. İkiz gibidirler yani. Ufak bir fark var. Prosedür geriye değer getirir. Fonksiyonlar geriye değer döndürür. Yani mesela prosedürde bütün kullanıcıları getir diye prosedür yaptınız. O size o içerisindeki sorguyu çalıştırıp prosedürlerin listesini verir. Ama fonksiyonlar sizin istediğiniz değeri sorgular, onun sonucunda bir değeri döndürür. Döndürmekle getirmek farklı şeyler. Yapısı olarak. Sonuç olarak benzer görünebilir ama programsal olarak farklı. Şimdi prosedür söz dizimini yazalım. Prosedür. Bu da kullanıcı sil olsun. Bu da bizim prosedür söz dizimimiz. Gene dışarıdan parametre alabilir. Almak zorunda değildir. İzden sonra içeride kullanabileceğimiz, bunu unutmayın, içeride kullanacağımız bir değişken tanımlanabilir. Sonra da burada sorgumuzu yapıp işlem sonlandırılır. Mesela ikisine de örnek vermek gerekirse ne için kullanırım ben bunu? Kullanıcı sil işlemi prosedürle yapılabilir. Çünkü geriye bir değer döndürmek zorunda değil. Döndüreceği değeri nasıl çalıştırdığın da önemli değil. Bunların ikisinin arasında çağrımı farkı var çünkü. Siliyorum bunları.
Az önce gösterdiğim o başlangıç değer değişken atama işlemini. Şimdi değişken tanımlamalara bakalım. Programlama dillerinde değişken tanımlama en önemli kısımlarından biri aslında. Çünkü yazdığınız hiçbir programda değişken olmadan çalışmaz. Yani döngüler olmadan çalışabilirsiniz, prosedür olmadan olabilir. Ama en basit şeyde bile değişken kullanılır. Bu nedenle en temeli değişkendir. Değişken tanımlamanın en basit hali, örneğin değişkenin adı, veri tipi, ya da bir başlangıç değeri verdi, az önceki gibi. Number 100 olsun. Bu sayısal işlemler için bir de örneğin kullanıcı adı yapalım. Varchar 2 veri tipinde 20 karakter ve varsayılan değeri de 1'i girilmediğinde bu şekilde olsun diyelim. Bu da metinsel değerler için bir varsayılan değerli değişken. Bir de programlama dillerinde olan farklı bir özellik var. Java'da const diye bir değişken tipi gördünüz mü? Sabit, değil mi? Burada constant var. Mesela yok, default değil. Bu sabit bir değer. Mesela pi sayısı. Pi sayısı değiştirilemez normalde. Evet, yani programsal olarak değiştirilmemesi gereken değerleri bu şekilde veriyoruz. Constant numeric diyelim. Örneğin pi sayısını vermek istediğimizde bu sonradan değiştirilmemesi gerekiyor. Bu nedenle sabit olarak belirtilmesi gerekir. Sonradan yanlışlıkla, hatayla herhangi bir değişiklik, değer atama işlemi yapıldığında bu hata verecektir. Değişkenlerle ilgili örnek yapalım. Bizim normal bloğumuzla ilgili olacak bu örnek. Normal kısmında, normal bloklarda declare kısmı vardı, onu kullanacağız. Mesela ekrana adımı yazdıracağım bir uygulama yapalım.
En temel normal bloğumu açtım. Değişken tanımlama kısmından ad değişkenini oluşturuyorum. Veri tipi varchar 2, 20 karakter. Bakın burası bir blok için, blok içerisinde çalışıyor. Aslında verdiğiniz işlemi yapıyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama çıktığı ekrana yazdırmıyor. Bu da editörden kaynaklı bir yani server ile editörün arasındaki iletişimle ilgili. Eğer bunun sonucunu almak istiyorsam server output on dedim. Server çıktı ekranını. Yani çıktı verme özelliğini aktif et. Veri tabanlarında bu tür ayarlar set, parametre adı ve karşılığında on off şeklinde verilir. Genel olarak. Burada da aynı. Bu ayar açtığım zaman bana çıktı olarak yapılan işlemlerin sonucunu veriyor. Declare alanında bir değişken tanımladım. Bu tanımladığım değişkenin başlangıç değeri yok. Ama ben gene de ekrana yazdırmak istedim. DBMS output nokta putline benim içerisine verdiğim değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. DBMS output bunlar paketler olarak geçer, bilmeyenler için. Paketler içerisinde bizim paketler nedir? Öncelikle onu Java tarafıyla anlatayım. Java'da class'lar var. Class'ta nokta dediğinizde içerisindeki metotları gösteriyor. Burada da aynı mantıkta paketler geliştiriliyor ve içerisinde metotlar var. O metotlar sizin işlem yapmanızı sağlıyor. DBMS output nokta putline'da şurası class dersek, burası da içerisindeki metot. Bu işlemi ekranda göster diyorum. Değişken veri değer birleştirmek için pipe işareti kullanıyordum, iki tane. Alt değişkeninin başlangıç değeri olmadığı için ekranda bir şey yazmıyor. Sonrasında farklı bir değer set ediyorum. Ve sonra yazıyor. Mesela az önceki işlemi burada yapabiliriz. Eğer değer yoksa bu şekilde bir çıktı versin. İlk başta yoktu. Sonra var. Aslında bu olması gereken bir şey programsal tarafta. Çünkü veri null olduğu zaman hata alma olasılığınız yüksek. Diğer işlemlerde bunu kullanabilirsiniz. Bu değişkenin. O anda değer yoksa varsayılan değer çağrılması sizin için daha avantajlı olur. Hataları bir nebze filtrelemiş olursunuz.
Şimdi de veri tabanında gene çok kritik olan işlemlerden, programlama dili özelliklerinden olan akış kontrollerine bakalım. Akış kontrolleri en temelde if else olarak kullanılır. If else akış kontrolleri. Bu genelde kullanım amacı program akışını kontrol etmek. Program akışı nedir? Öncelikle onu hatırlayalım. Program akışı varsayılan olarak, yani tüm programlama dillerinde yukarıdan aşağı doğru çalışacak şekildedir. Örneğin şurada değişken tanımlanmadan siz bu değişkene erişemezsiniz. Böyle bir akış kontrolü var. Bu nedenle öncelikle değişken oluşturulur, sonradan değer atanır. Değer atandıktan sonra, bakın burada mesela, bundan sonraki çalıştırmada bu değere erişebilirsiniz. Yukarıda bu değere erişemezsiniz. Tekrar test edelim mesela. Bakın yukarıda bu varsayılan değer, aşağıdaysa sonradan gelen. Şimdi akış kontrol mekanizmaları da bu yapıyı değiştirmek için kullanılıyor. Örneğin 3, 5'ten küçükse şu işlemi yap, ekrana küçük yaz, değilse büyük yaz. Bu basit bir akış kontrolü. Bunu da if ile yapabiliriz. Örneğimizde en temel akış kontrol mekanizmasını yapalım. Yine beginend bloklarını oluşturuyorum. If eğer 3, 5 ile eşitse then PBMS output line ekrana 3 ile 5 eşittir yaz. Else, yani bu şart uymuyorsa ekrana eşit değildir yaz. Bakın, beginend bloklarında bahsettiğim mesele burada geçerli. Normalde programsal olarak herhangi bir sıkıntı yok. Kod aynı ama begin ve end'i seçmiyorum. Çalıştırdığım zaman hatayla karşılaşıyorum. Bunun nedeni begin end bloklarının çalışmamış olması burada. Siliyorum. Şimdi doğru sonuç geldi. 3 ile 5 eşit değildir. Değiştirelim. Üç beşten küçük mü? Üç beşten küçüktür. Ya da değildir. Üç beşten küçüktür yazdım. Burada diğer operatörler de kullanılır. Mesela 3, 5'ten küçük eşitse
ya da 3-5'ten büyük eşitse gibi operatörler burada kullanılıyor. Matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. Şimdi yeni bir örnek yapalım. Bu biraz daha gelişmiş bir örnek olsun. Mesela notlara göre A, B, C, D diye notlar var ya işte, ona göre bir sınıflandırma olsun. A deyince mükemmel yazsın ekrana. İşte vesaire, D deyince kötü olsun gibi. Önce bloğumu açıyorum. En temel bloğum. Declare içerisine seviyede bir değişken oluşturuyorum. Set feedback off. Şurada tersini göstereyim önce. On ile açıyorum bunu. Şuradaki anonymous block completed yazısının çıkmamasını sağlıyor. Geri bildirim olayım. Off diyeceğim şimdi. Buradaki ayar onun çıkmamasını sağlayacak. Bakın sadece bunlar çıktı. Seviye değişkenim en fazla iki karakter alabilir. Şimdi C olsun diyorum. Begin-end içerisinde de bunu kontrol edeceğim. Eğer seviye A ise then DBMS output good line. As if arada E yok. As if seviye B ise direkt eşittir bu. Orası değer atama işlemlerinde tabi değer atamada iki nokta eşittir kullanılır. Olsun.
İyiymiş. Mesela F koyacağım. Burada E'ye kadar var. F yazdığımda da o açıklamayı yazması gerekiyor. Soytarı diye de yazalım. İF'le ilgili bir örnek daha yapalım. Yaş bilgisi. Elli verdiğimde ruhum genç yazması gerekiyor. Elliden küçükse bunu yazması lazım. Orada karıştırdık. 49 ise mesela ruhum genç yazmanı. 50 ise şuraya düşecek. Hiçbiri olmadığı için. Mesela 49 yazarsam.
Şimdi bir diğer akış kontrolü olan case olaylarına bakalım. Case mekanizması. If'ten biraz farklı ama amacı genel akışı farklı şekillerde kontrol etmek. Bunun için temizliyorum ekranı. Normalde if case olarak geçse de Oracle'da PLSQL'de if'ten case when olarak kullanılıyor. Bu şekilde bir keyword var söz dizimi. Az önce if'ten kısmını yaptık. Şimdi case when durumuna örnek verelim. Employees tablosundan bir soru yapacağım. Öncelikle employees'i çalıştıralım. Burada maaş bilgisi var. Diyorum ki maaş bilgisine göre bir kategorilendirme yapabilirim. Maaşı işte şu maaştan düşükse kategori 1 olsun, kategori 2 gibi. Böyle bir sorgu hazırlayabilirim. Bunu case ile yapalım. Salary sütununa ihtiyacım olduğu için öncelikle onu aldım. Virgülden sonra case dedim. Ben kısmında salary küçükse 2000'den olsun. Salary küçükse 3000'den. Maaş bilgisi. Diğer kısmında da işte kategorilendirme işlemi yaptım. 27.000 ile 5.000 arasında olanlar kategori 5, yani paralı adamlar, senior. Kategori 4 ise burada 5.000'in altında, 4.000'in üzerinde olanlar, 4 ile 5 arasında olan. Kategori 3, 2. Hepsi yüksek alıyormuş. Yani en fakirimiz yok burada. 2000'in altında alan yok. Evet. Kategori 1 yok bizde yani. Yüksek de. Thank you.
hatta gerçekleri yazalım. Fakir yok. Fakir. En fakirimiz 4000 lira alıyor. Az önce if ile yaptığımız örneği burada case while ile yapalım. Şu sınıf olayını. Yine sınıfımı oluşturuyorum. Şöyle shift'e basıp mesela home yaptığımda sağdan sola doğru alıyor. Diğer türlü de baştaysa shift end yaparsan sola doğru alıyor. Her halükarda kopyalarsın. Sadece kendini seçmek istersen de ctrl shift home yaparsın. Küçük A'yı bulamadığı için hata verdim burada. Mesela şimdi oradaki büyük A'nın yanından küçük A'nın içinde gösteriyor. Yine bulamayacağı için. Bir de bak şu anki öyle şu anki hata başka. Evet. Şu anki hata buranın bir karakter olmasından kaynaklanıyor. Az önceki dediğin
burada da else kısmını kullanabiliyoruz. Bir nevi default yerine geçiyor. Case içerisinde en sonda else dediğim zaman bunların hiçbiri değilse, az önce hata veriyordu sonuç olmadığı için, else yaptığım zaman olmadı olarak yazıyor. İsteğimizi anladığını sanıyorum. Beginant. Burada job ID ve neye ihtiyacım var? Employee ID. Emp ID. Varchar 2. Bu 10 karakter olsun. Byte dolu. Ya bunu nasıl tutacağım? Çok önemli. Bir dakika, job ID için. Varsayılan şimdilik şöyle olsun. Select job ID. Şöyle sanırım. Evet. Into job ID. From employees. Ver. Dışarıdan gelen employee, içerideki employee ID ile eşleşen. Burası tamam. Şu an veriyi aldım. Job ID değişkenini atadım. Case yapımı oluşturayım. Benden olayları. Ve job ID'ye göre bir işlem yapacağım. IT proxy DBMS output line. Şu an değer var içinde. O yüzden yazmaya gerek yok. Bilgi işlemi bu. Diğer alternatifimiz fee account ise bu hesap içinde finans hesapları mı oluyor artık neyse fark ediyor ikisi de var. Fee BMS output line finans yönetimi diye sallıyorum şu anda. Bir iş yaptığını biliyorum. Else de kullanabiliriz. Else ise burada da önemsiz insanlar. Ya bir işlem ya da para önemlidir. Ticari hayatta. Kendisi önemlidir. Keyfi var. Hangi case? Case'den sonra cevap edin. Şunu mu? Burası zorunlu değil. Değer olduğu için değerli değil. Çok zorunlu değil. Burada mesela sileyim. 115 employee ID. Ne
Benim istediğim 105 var mesela. 105 IT olduğu için bir işlem yazması gerek. Bir işlem geldi. Finans account'ta ne var? 111. Finans yönetimi geldi. Farklı bir şey o şeyden ama buradan mesaj box çıkma olayı mı diyorsun? Farklı olmayan bir şey yapayım. Patladı. Oradan veri gelmedi. Evet. Veri gelmedi. Olan ama değeri farklı olan. Mesela puma 114. Önemsiz insanlar. Şimdi burada farklı bir değişken veri tipi atama işlemini göstereceğim. Mesela bunun aynısını biz dinamik yapsak, sebebi şu, örneğin job ID'yi biz 100 tane farklı yerde kullandık. Prosedür olur, işte function olur vesaire, normal sorgu. Gittik sonradan varchar olan veri tipini, job ID burada, gittim dedim ki bu string olmayacak, number olacak. O zaman patladı. Diyorum ki employees tablosunda zaten job ID kendisi duruyor. Bunun bir veri tipi de var tablonun kendisinde. Ben dinamik olarak buradaki tüm değişkenlere tablonun sütununun kendi veri tipini atasam o zaman bu hatalardan kurtulurum. Şöyle employees nokta job ID yüzde işareti type dediğimde bana artık employees tablosundaki job ID sütununun tipinde bir veri tipi oluşturmuş oldu. Değişken oluşturmuş oldu. Bu bize ne avantaj sağlar? Dediğimiz gibi tablonun içerisindeki sütunun veri tipi değiştiği zaman burayı tekrar tekrar değiştirmeye gerek yok. Çünkü bu sorguları hani belki binlerce farklı yerde kullanacaksınız. Dinamik olması sizin işinizi kolaylaştıracak. Tekrar tekrar bunları revize etmek zorunda kalmayacaksınız. Kendisi bunu otomatik olarak buradan alacağı için bunun tipinde bir değişken olacak. Buna da aynı şekilde varsayılan değer atanabiliyor. Ne var burada? IT Pro. Böyle bir şey yapılabilir. Çalıştıralım. Tabii biz MPID üzerinden işlem yaptığımız için bu bir fark etmeyecek. Sadece çalıştığını gördük. Herhangi bir hata vermedi. Hatta şunu da burada zamanı gelmişken söyleyeyim, kullanmayacağız ama bir diğer farklı kullanımda, tabii bu farklı işlemler için kullanılır. Diyelim benim employees tablosunun bir satırına ihtiyacım var. O zaman da diyorum ki row type, yani bana employees tablosunun bir satırını ver. Örneğin ben onun içerisinde işte bir sorgu yapacağım. Bana doğrudan şu satırın bilgileri gelsin. Bütün
bütün sütunlarıyla birlikte. Bu size tablonun bir satır kısmını, row'unu getirecektir. Onun üzerinde işlem yapabilirsiniz. Row type'da bu şekilde. Employees tablosunun bir satırını elde ettim ama içerisinde veri yok. Sadece satırın yapısı var. Sütunları falan solda gördünüz. Ben de bunların içerisine dedim ki Empro artık Employees'in tek bir satırıysa ben onun içerisindeki first name'e değer atayabilirim. Okuyabilirim de. Empro.first name bu değeri ver. Soyadı da bunu ve adını yazdırdım. Thank you.